Sunay Erdem birazdan bize katılacak. Kendisini 20 küsur yıldır tanıyorum ve çok da seviyorum. Benden moderatör olmamı rica etti. Bakalım bugün kahverengi üzerine sohbet edeceğiz. Bir de biraz da aramızda birlikte biraz sohbet edeceğiz bakalım. Biraz da ben kendimi tanıtayım o arada. 1996-2002 arasında Gazi Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldım. Ondan sonra da yurt dışında özellikle Orta Doğu'da, Dubai ve Kuveyt'te, çok az Kanada'da mimarlık yaptım. Orada belli büyük projelerde bulundum. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Burada bambaşka işler yapıyoruz. Makine dizaynı yapıyoruz ve 45 ülkede makine operasyonları yapıyoruz. Demir, çelik endüstrisi üzerine. Şimdi Sunay Erdem Bey'i bekliyoruz buraya. Biraz önce telefonda konuştuk. Hemen bağlanıyorum dedi. İnşallah yanlış bir yere gitmedim. Normalde saat 9'da başlayacaktık. Biraz önden girelim, hem setup'ımızı rahat yapalım hem de biraz sohbet edelim istedik. Evet, Sunay Bey hoş geldiniz. Bakalım size ekleyebiliyor muyum buradan? Başardım. Süper vallahi ben herhangi bir canlı yayın aksaklığı olur mu diye korkuyordum. Abi ekranı biraz Vallahi alabilirsen, altına yastık koyabilirsen ortalayabiliriz seni de. nasıl, şu an iyi değil mi? Şu anda gayet güzel. Şu anda gayet güzel. Ben de şuradaki konuşmaları kapadıktan sonra. Abi hoş geldin. Hoş Kanalıma hoş buldum. geldiniz. YouTuber gibi söyleyeyim. Bugün Hoş seninle buldum. kahverengi konulu bir sohbet yapmamız konusunda bir araya geliyoruz. Beni de böyle bir şey kattığın için teşekkür ederim. Ben çünkü bu pandemi öncesinde o kadar fazla oradan oraya buradan buraya gidiyordum ki bu tip şeylerde oturup bir araya bile gelemiyorduk, konuşamıyorduk. Sana da bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben teşekkür ederim. Özlemişim seninle sohbet etmeyi. Yoğun yurt dışı seyahatlerinden görüşemiyoruz gerçekten. Evet abi. Allah'tan pandemi oldu da bir Evet, araya gelmeye başladık. bir araya geldik. Şimdi biraz daha izleyiciler toplanana kadar biz aslında sohbet edebiliriz. Ben biraz bahsettim. Seni 20 küsur yıldır tanıyorum. Yani artık abim gibisin. Çok da güzel, Estağfurullah. eğlenceli, değişik şeyler de yaptık. Birlikte ufak tefek yarışmalara da girdik. Daha doğrusu ben ufak tefek girdim. Sen bayağı bir ödül canavarı olduğun dönemler var. Hala da devam ediyorsun yapmaya. Ama herhalde seninle en gırgır şamata olan anılarımızdan biri de birlikte Katar'a gittiğimiz şeydi. Bir onu anlatalım istersen. Hem ortalığı ısıtmak adına insanları da gülümsetebiliriz belki. Nasıl, Sen anlatırsan daha güzel anlatırsın. bir telefon mu gelmişti size? Ne olmuştu? Öyle Ben başlamıştık zaten. Katar'dan Dünya Kupası'nın Katar'da Dünya Kupası yapılacak. 2018 yılıydı Yok herhalde. yok, işte önümüzde yapılacak galiba. Yani gelecek seneydi de. Biz de Sırasına. aradıklarında 2018 yılındaydı. Doğru. Evet. Herhalde o zaman bir Türk yılı Katar'da bir Türk yılı bir şey var ve Türk mimar Abi peyzajcıları 2016 mimarlar mıydı? seçiyor. 2016'ydı zannedersem. 2016 bayağı oldu çünkü. 2016. Doğru, bayağı oldu. Aradılar bizi, birileri bizimle şaka dalga geçiyor zannettik başta. Ciddiye almadık. Yani sen de biliyorsun. Abi ben Hatta oradan ben anlatayım biraz. Çok güldük sen çünkü. tecrübeli olduğun için seni dahil ettik olaya. Abi biz dış ticaret yaptığımız için özellikle anormal, böyle özellikle de Nijerya'dan, şuradan buradan anormal sahtekarlık mailleri gelir. Yani size şöyle büyük bir ihale kaldı. Gelin gidin. Şuraya bir ama 5.000 dolar yatırın da size bir davetiye çıkaralım falan. Hop, o 5.000 doları alıp giderler.
Bunun üzerine hatırlıyorsan dedi ki bunlar sahtekar olabilir, ben bunlarla bir konuşayım. Aynen Adamları aynen. aradık ve çok üst perdeden konuştuk yani. Kardeşim dedim, biz sizin kim olduğunuzu bilmiyoruz, bizi Katar Büyükelçisi arasın falan dedik. 10 dakika Hatta sonra da Katar Büyükelçisi Hintli aramış. birisi miydi Hatırlıyor musun? CEO'ları? Ha? Hintli miydi CEO'ları? Bir Abi şeydi, yolları uzak. bir adamdı. Sonra biz onunla çok iyi arkadaş olduk. Ama şey çok komikti yani. Sen git baban gelsin der gibi böyle büyükelçin arasın dedik. Büyükelçi aradı bizi ondan sonra Ankara'dan. Yani. Çok enteresandı ve Katar'a gidip değil mi orada bakanlar düzeyinde falan konuşup kahve içip kuzu pilav yiyip dönmüştük. Çok güzel de şeyler yapmıştık orada. Katar Kültür Bakanlığı'na gittik. Yani ciddi bir sunum yaptık orada. Bakanlığı Sıfırdan teşarıydı adam. Kültür Bakanı'nın da yeğeniydi. evet, sıfırdan kurulacak bir şehre, yani stadın etrafında kurulacak bir şehirden bahsettiler bize. Pardon, Evet. kameram Evet. oynadı. Bize hatta buradan renge girebilirim. Gösterdikleri haritalarda böyle kumsal kahverengi, yani böyle bir şeysiz, yani stadı buraya yapacağız diye, bir hatırlıyorsun, şey gösterdiler. Hatta böyle Baktık beylik şehir nerede dedik. Şehir yok dediler daha. Stat kurulacak, etrafında şehir yapılacak falan. Yani orada böyle bir şey kenarındaydı. Böyle bir kahverengi, kumsal, böyle bir şey, bir bakir bir alandı yani, evet, o hatırladığım kadarıyla. adanın, yarım adanın Bahreyn tarafına bakan tarafta büyük Daha devasa. iyi Şu anda biliyorsun bir şey oraları. yok ama buraya böyle 500 tane otel yapacağız falan diyorlar değil mi? Evet. Aynen öyle. Yani çoğunu ne dersem yani baya baya bir şeyler yaptılar orada. Var mı bu aralar yarışmalar falan? Sen bir dönem baya bir yurt dışında da yarışmalarda baya bir şeyler yapmıştın. Zannedersem biz bu kahverengi konusunun sana düşmesi peyzaj mimarlığı ile ilgili olarak geldi. Ama hepsi birbiriyle alakalı diye sohbetin içinde de sorayım dedim. Yani peyzajın ana renklerinden birisidir kahverengi. Yani yeşil ve kahverengi. Daha çok yeşil ama aslında yeşil taşıyan kahverengi. Yani ağaçların gövdesinde, toprak renginde bir doğa rengi yani kahverengi. Yani ben yaptığım peyzajda gerçekten çok kullandığım bir renk. Dinlendirici, sakinleştirici. Yani kahve. Yani kahverenginde içtiğimiz kahvede de biliyorsunuz, yani şey, biliyorsun şey, Ya sen bu de çok insanın sevmezsin herhalde kahveyi. insanın fabrika ayarlarında olan bir şey, değil mi? Bunların insana huzur vermesi ve dinlendirmesi ve bunun gerçekten tasarımda, mekanda doğal veya Evet. yapay olarak kullanılması çok enteresan bir şey. Çünkü ben de kahverengi konusu gelince ya bize niye kahverengi düştü diye baktım ama sonra çok hoşuma gitti yani biraz inceledikten sonra çok 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 iyi örnekleri de vardı yani. Yani kahverengi aslında böyle şey, zenginliğin de güvenin de, ben biraz baktım psikolojide de şey anlamı, huzurun çok aslında şey, güzel anlamları var. Kameram çok oynuyor. Peyzajda özellikle ahşapta çok kullanıyoruz. Yani ahşap deklerde, pergole, bank, yani kent mobilyalarında ve doğal peyzaj alanlarında çok kullanılan bir renk. Ahşaptan özellikle geliyor. Toprak peyzajda da hani her zaman çim yapmıyoruz. Yani toprak veya ağaç kabuğu zeminlerde kullanıyoruz. Bazen böyle işte kum renginde de böyle bir koyu kahverengi elde ediyoruz. Ben şu an bilmem söylemem doğru olur mu, ama şu an Uzungöl projesini yapıyorum. Şu Çok an güzel bayağı kuaförde tabii bir söyleyebilirsin. yani özellikle orada çok kullanıyorum, yani kullandım. Basında da bayağı bir proje Ne oluyor? Orayı yansıtıldı. bayağı bir temizliyorlar herhalde, değil mi? Yani temizliyorsunuz herhalde, değil mi? Bayağı bir toparlanacak Evet orası. evet yani gerçekten Uzungöl'ün eski halini getiriyoruz. Yani gerçekten öyle yapıyoruz. Neredeyse böyle işte bir pergoleyi bile, ya bu çok fazla oldu. İşte Ha. yapısal olarak hiçbir şey koymuyoruz. Sadece gezinti yolları, ahşap işte seyir manzara dekleri, bisiklet yolları ve Oranın da çok inanılmaz bir bütün doğası var. Dediğin gibi kahverengisi, yeşili, mavisi, gerçekten öyle çok keyif aldığım bir proje. 8 aydır uğraşıyorum. bilmem nesi. Canım mumlama çekti sen anlattıkça böyle.
Yani Oranın vardır ya özel. oradaki Güzel. orada yamaçlardan gelen bir yeşil bir doku var. Yeşil ve ağaçların gövdelerindeki kahverengi doku. O dokuyu aynen tahrip olan alanlara uzatıyoruz. Yani tamamen Uzungöl eski haline ama gezilebilir ve izlenebilir rekreasyon pasif bir şekilde yapılıp dinlendirecek bir şekilde bir peyzaj Harika. yaratıyoruz. Yani buradaki ana renklerimiz kahverengi ve yeşil. Yani yeşil ağırlıkta ve Anladım. kahverengi. Yollar da pastel. Yani kullandığımız yollardaki yaya yollarında, yani yol dediğim o, hep doğal zeminler ve kahverengi, pastel, O aslında yeşil. çok daha büyük ölçekli bir proje değil mi? Sadece göl çevresi değil yani. Öncesi sonrası olan bir proje anladığım Evet. kadarıyla. Yani göl çevresinin biraz daha işte yamaçlara doğru uzanıyor tabii. Yani göl bir dikdörtgen şeklinde iki kıta kenarı bayağı bir kenarda uzuyor ama yanlarda daha sınırı kısıtlı bir şekilde Anladım. ilerleyen bir proje. Yani Peki elimizden geldiğince bakanlık da gerçekten inanılmaz benden daha titiz lik gösteriyor. bu renk Daha bağlamında natürel. Bir tane mesela traversten bir amfi yaptım. sesim Bunu geliyor mu? söyleyeyim. Ha, geliyor. Nefes alabilir. Traversten yaptığım bir amfiyi onu bile kaldıralım dediler. Yani bu bile doğallığı bozuyor. Yani tamamen doğal bir şey yaptık. Evet, Sana bir şey dinliyorum seni. soracağım. Sana bir şey soracağım. Özellikle bu peyzaj tasarımı olsun veya çünkü senin aynı zamanda mimarlıkla ilgili de kendini yetiştirdiğini ve bunlarla ilgili de şeyler de yaptığını biliyorum. Tasarım aşamasında bunun ilişkileri kurulurken falan hani bugünkü konu bağlamında söylüyorum. Bu renk konusu ne kadar öncelikli veya şey oluyor. Çünkü çok daha farklı ihtiyaçlardan doğan bir talep oluyor falan. Ama senin yaptığın iş bir yandan da hani seni de dizayn yaparken de çok izlemiş biri olarak bir hayal resmetmek oluyor son kullanıcının ya da karar vericinin gözünde. Burada bununla ilgili talepler alıyor musunuz? Ya yani şöyle bir renk kullanın, böyle bir ambiyans oluşturalım, böyle bir şey yapalım diye. Yoksa bu senin senden talep edilmese de artık bunu karşı tarafa sunman gereken bir şey mi? Anlatabildim mi demek istediğimi? Anladım, anladım. Yani renk biraz da projenin içeriğiyle oluşan bir kompozisyon. Yani dediğim gibi, yani mesela kentsel tasarım projeler veya işte park, daha doğal alanlar veya şehir içindeki alanlarda kendiliğinden oluşuyor. Yani bir renk benim için yönlendirici olmuyor. Yani yapacağım. Ya zaten sen de biliyorsun, seninle de yaptığımız çalışmalarda biz hani böyle önce hayal ediyoruz. Hani böyle oturup eskizi yapmıyoruz. Araba kullanırken oturup sohbet ediyoruz. İşte Yaşamaya başlıyorsun biraz içinde. seninle İzmit'te, hatta Kanada'da, sen Kanada'dayken, yani ta başka bir kıtadan Okay. beraber bir şey hayal ediyoruz. Yani bir şey kafamızda bir şey oluşuyor, onu ondan sonra kağıda döktüğümüzde renkler daha çok böyle ben bir de biliyorsun elle çizim şey yapıyorum. Yani renderlara pek çok yani yapıyoruz onları ama daha böyle bir işte flu olmasını istiyoruz yaptığımız bir şey. Hani Bir ruh herkes böyle katıyor ona, doğru. hayal gücüne bırakıyoruz tasarımı. Herkes böyle bir kendi şeyinden bir perspektif açısından, yani bir bitmiş böyle bir fotoğraf gibi bir şey değil de daha naif bir çizgisel bir şey oluşuyor. Orada renklerde fırçayı aldığımda zaten çay bardaklarında yapıyorum biliyorsun. Evet. Bir yeşil mutlaka benim ana renklerim mavi, su olur. Kahverengi ve yeşil renkleri ağırlıkta kullanıyorum. Orada kameram düşüyor. Senin kadar profesyonel değilim. Evet. Oldu. O renklerden başlıyorum. Yani o mutlaka o üç temel renk mutlaka o oluşturacağımız görselde yaptığımız tasarımı yansıtan renklerden birisi oluyor. Bu arada Yanına da tabii kahveyi koyuyoruz, içiyoruz. belli konularda hocam da sayılırsın. Kuveyt'te çok büyük bir proje Estağfurullah. yaptım. Yaklaşık 120 bin metrekarelik bir peyzaj projesi. Ben orada o dönem
bu projenin yöneticisiydim. En sonunda da kendim aşamasında sahaya inip kendim birçok şeyi yapmak zorunda kaldım. 4 ay falan sürmüştü. 600 bin kök dik bitki, 700 tane hurma ağacını senin çizdiğin şeyi oraya aplike etmiştik. Ve orada da gerçekten o kadar zevk, yani başta çok angarya geliyordu açıkçası bana, ama ondan sonra o kadar zevk aldım ki bitkiyle resim yapmak gibi yerinde uyguladığın inanılmaz zevkli bir şeydi. Ve hala yaşıyor yani orası. Harika da bir yer oldu. Ve 100 metre. orada bizim yapamadığımız, yetişemediğimiz noktalarda, hani bunu iltifat için söylemiyorum yani. Sen yetiştin, yaptın yani, gerçekten yani bizi yönlendirdin orada. Güzel bir sinerji Çünkü oluşmuş orada bilmediğimiz bir diyelim. coğrafyaydı. Gittik bir sıcak sıcak bir hangi ne yaz günü müydü? Konokorpus diye bir bitki vardı. Yanlış mı söylüyorum adını bilmiyorum. Yani orada Araplar öyle diyor denizden. Konokorpus, konokorpus. Tek yetişen bitki oydu Kuveyt'te. Hurma ağacı dışında. Onu Aha. kesiyordun, çalı oluyordu. Üstten kesiyordun, yer örtücü oluyordu. Altlarını kesiyordun, ağaç oluyordu. Korkunç güzel bir şeydi. Genetik olarak anormal dayanıklı. Pırıl pırıl çok güzel bir tonları falan da çok güzel bir şeydi. Çalıydı herhalde o yani. Bir de palmiye diktik bayağı oraya. Herhalde Başka bir şey. şeyde. Washingtonia dedikleri ve artı hurma ağacı. Hurma ağacı. Hurma ağacı. Ve tartan pist var. Stadın etrafındaki komple zaten bizim bugünkü konumuzun rengi kahverengi tartan pistleri Doğru. falan bir kaç on, yani ben hatırlıyorum, sen bayağı emek verdin orada. Bu Abi işi de zaten sen bağladın bize burayı orada tamam yani. aslında korkunç bir vaha yapmıştık orada. Ondan sonra yalnız tabii ki biz bunu burası gibi düşündük. Orada hiç yağmur yağmıyor, su yok, bir şey yok. En son operasyonda günde 90 tanker su alıyordu orası. 90 tanker su geliyordu. Dışarıdan taşıma suyla suladık orayı aylarca. Petrol parasını seviyoruz. 90 Bir tanker öyle şey, operasyon olur muydu? oranın keşif metraj sistemi çok farklı bir Amerikan sisteminde bir şey vardı, hatırlıyor musun? Sabah saat farkında sen, biz Boş ver. saat Peki mutfağı anlatma. Mutfağı anlatma. yedi. Kimse zevk almaz o işte. Çok uğraştığımız noktalar oldu orada. Aynen. Kahverengi. Aynı zamanda çok severim. Çikolatanın rengi bu. Kahvenin, çikolatanın. Ve çok güzel aslında başka renklerle de uyumları falan var. Aklıma hep bunlar geliyor. Son olarak yaklaşık 20 dakika olmuş. Çok da insanları da sıkmayalım. Abi son olarak söylemek, eklemek istediğim bir şey var mı? Yani ne Ekranın konuda? kapandı biraz. Ya şeyim, kuramadım. Acemiyim ben bu konuda, biliyorsun. İlk canlı yayınım benim. Seninle burada sohbet etmek bana keyif verdi. Kahverengi konuşurken anılarımızı Canım, kahvenin tazeledik. üzerine çünkü en fazla ben hesap ettim 1,5 dakikayı geçmiyor konuşmamız biraz. Son bir anıyla bitirelim. En azından sohbet etmiş öyle bitirmiş oluruz. Abi senin bir dönem yüksek lisans yaptığını ama onu bitirme jürisine çıkarken bir ikilemde kaldığını biliyorum. Bu da sürpriz. Daha önce akışta konuşmamıştık bunu. Evet, ben de hatırlayamadım ama. Senin İzlanda'da Biraz bir ipucu var. Ha. dünya birinciliğin olmuş, değil mi? Bir ödül almıştın. Evet. Ve bu mezuniyet jürinle aynı güne ödül töreni çakışmıştı. Doğru mu hatırlıyorum? Mezuniyet Yani töreniyle değil, final başka bir şey. jürinle mi ne çakışmıştı ve sen ödül törenine gittiğin için sıkıntı olmuştu sanki. Ha, ODTÜ'de yüksek lisans yapıyordum. Herhalde bir ben ya, yani aynı zamanda ben üniversitede part-time ders veriyordum Atılım Üniversitesi'nde. Bir yandan da öğrenciydim. ODTÜ'de bir de yarışmalar, bir de ofis hayatımız var. Sen onu iyi hatırlamışsın. İzlanda'daki törene gittik. ODTÜ'deki jüriye katılamadık. Sanırım oydu galiba, Aynen. ve Ne oldu? Jüriye şey yapalım, dersten kalmıştım, öyle bir şey olmuştu Evet yani. abi bu platformdan da ilgilileri
sallayabiliriz o şekilde. Ya korkunç bir şey ama yine de tebrik ediyorum abi seni. Şundan tebrik ediyorum çok bana hayatım boyunca belli dönemlerde çok feyiz verdiğin için, çok ilham verdiğin için çok teşekkür ediyorum ve güzel kalbin için teşekkür ediyorum. Güzel de bir sohbet oldu. Böyle de bir anımız oldu. İnşallah bunu kaydederiz ve koyarız bir yerlere. Ben de sana teşekkür etmek istiyorum. Yani buradaki insanların nezdinde Kaan'ın benim hayatımda çok önemli yeri var. Yani biz Bulgaristan'dan biraz böyle bir mütevaziliğimi sereceğim yani. Kusura bakma Kaan'cığım. Yani biz Bulgaristan'dan göç etmişiz ve ülkenin kültürünü hiçbir şeyini tanımıyoruz. Kaan bize çok yordam olmuştur. Yani yol gösterici olmuştur. Hani bu işte bizim ülkede bizim şeyde bu işte ayıptır ve şunun kuralı budur falan. Yani bayağı bir şeydir yani bize. O kravatı Ha. attın mı Tabii şey 2003 yılındaki şeyden bahsediyorsun. Bir Gazi Osman Paşa'daki bir Kaan'la bir 2000-2003 yılları arasında 3-4 yarışmaya katıldık. Yani bizim birincilik almamızdaki İzmit'teki yarışmada çok büyük payı var. Yani o yaya köprüsünün üzerine detaylandırmasak biz birinci olmazdık büyük ihtimal. onu Yani bunu çok boş bırakmışsınız dedi ve orada bize bir fikir ver ve gerçekten jüri ona odaklanmış. Ondan sonra Gazi Osman Paşa'da da falan yani o yıllarda böyle şeydik. Ve biz Kravatı almıyorum. Abicim öpüyorum. İyi ki geldin. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. çok teşekkür ederim. Herkese İnşallah güle güle diyorum. dinleyenler varsa ve başlarını ağrıttıysak kusura bakmasınlar. Hadi görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Ile kullandım.